Eskişehir'de taşımacılık sektöründeki bir firma bünyesinde bulunan tüm araçlarda dezenfekte çalışması yaptırdı. Konuyla ilgili bilgi veren Alkan Erden gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti. Çalışanlarımız olsun, gerek personelimiz olsun, hijyenimize dikkat ediyoruz. Bununla ilgili de bugün ilk olarak başladık. Yaklaşık 35-40 aracımızla başladık. Dezenfekte ediyoruz araçlarımızı. İnsan sağlığı için önemli olduğunu düşündüğümüz için. Araç başı yaklaşık günlük ortalama gün bazını baz alırsak yaklaşık 150-200 kişi arası taşımaktayız. Daha da devam edecek mi bu dezenfekte çalışmaları? Tabii ki. Rutin olarak bunları devamını sağlayacağız. Temizlik firması sahibi Doğuhan Evcimen de koronavirüs sonrası dezenfekte taleplerinin arttığını söyledi. Şu belgemizi yapıştırdıktan sonra binen vatandaşlarımız, personellerimiz rutin rahatlığı da araçlara binebilir. İlacımızın bir ay etkisi var. Bir ay sonra zaten burada son uygulama tarihi yazıyor. Sonraki uygulama tarihi yazdığı için de tekrardan herkesi çağırıp bu iş, yani koronavirüsü inşallah devam etmez ama ederse tekrardan uygulanacak. Peki içerisinde hangi maddeler var bu ilaçların? İçerisinde nanyonik aktif maddesi var, etil var, ipa var ve parfüm olarak tüm saf alkol etkileri mevcuttur. Ve bir ay boyunca virüslerden uzak. Tabii ki de etkisi mevcuttur. İlaçlama çalışmasının insan sağlığına zararı olmadığını vurgulayan Evcimen, merdiven altı ürünlere karşı da uyardı. İnsana zarar kesinlikle yoktur. Çünkü saf alkol kullandığı için aslında faydası da çoktur. Hani onlar da mikroptan arınıyor, virüsten vesaireden. Biz o yüzden aracın içini kesinlikle sildirmiyoruz. Yani sadece ön camını görecek kısmını sildirip o şekilde aracı bir ay boyunca dezenfekte sağlıyoruz. İlaçlandıktan hemen sonra peki kullanabiliyorlar mı araçları, yoksa beklemek mi gerekiyor biraz? 15 dakika, yarım saat civarı kesinlikle bekmesi gerekiyor ki ilacın içeriye tam oturması gerekiyor. Bir de bu piyasadan bahsedelim. Bu dezenfekte işleminin belli bir ücreti var mı? Merdiven altı çalışmaları var mı? İnsan sağlığını yine tehdit eden durumlar var mı? Biraz da bunlardan bahsedelim. Şöyle söyleyeyim. İmalatını yaptığımız olduğumuz ürünün tabii ki de bunun merdiven altı olayları oluyor. Mesela şu an fırsatçı dediğimiz insanlar, belirli bir fiyat aralığımız var normalde. Bunları araştırmaları lazım. Ama biz halkımız olarak da tabii ki her zaman ucuzu seçtiğimiz için şöyle örnek vereyim. Benden 20 litre bu ilacı alıyor. Kendisi 40 litre yapıp satıyor. Bunu nasıl yapıyor olabilir? Evet, bunu düşünecekler. O zaman vatandaşlara nasıl uyarılarda bulunursunuz? Fiyat araştırması ve hani işin kalitesini daha önce yapmış mı, kaç yıldır bu işin içinde, bunu araştırmasını kesinlikle tavsiye ederim.